Türkiye'de ana yemeğimiz, zengin yemek kültürümüzün en beğenilen yemeklerinden biri nardan aşı. Diyarbakır yöresine ait bu yemek adını içinde kullandığımız nar ekşisinden alıyor. Bunun yanı sıra nardan aşında bulunan kişniş, reyhan da yemeğin lezzetine lezzet katıp kokusunda davetkar kılıyor. Hadi hemen başlayalım. Nardan aşı için ilk önce bir adet soğanımı rendeliyorum. Daha sonra kıymayı ilave ediyorum. Şöyle biraz açayım elimle. Daha sonra bulgurunu koyuyorum. Yemeğini ilave ediyorum. Kişniş. Ve kuru reyhanı da şöyle çöplerini ayırarak dilimde içine ilave ediyorum. Daha sonra tuzunu. Pul biberini ilave ediyorum. Ve bulgur iyice kıyma ile bütünleşene kadar yoğuruyorum. Evet. Bir 15 dakika kıymamın dinlenmesi için buzdolabına koyacağım. Evet. 15 dakika buzdolabında dinlendirdim. Elime iyice yağ sürüyorum. Kıymadan parçalıyorum. Evet, köfte bitmek üzere. Tereyağını ilave ediyorum. Ve bir adet soğanımı doğruyorum. Rendeliyorum. Tereyağı eridikten sonra rendelediğim soğanları ilave edeceğim. Biraz kavuracağım 2-3 dakika kadar. Ve domates salçamı ilave edip salçayı da kavuracağım. Rendelediğim soğanları da ilave ediyorum. 2-3 dakika soğanları kavuruyorum. Evet, şimdi domates salçasını ilave ediyorum. Şöyle kaşığın arka tarafıyla eziyorum. 2 dakika daha kavuruyorum. Ve nar ekşisini ilave edeceğim. Nar ekşisiyle biraz daha kavuruyorum. Sıcak suyunu. Ve top top yaptığım köfteleri kanyon suyunun içine ilave ediyorum. Köfteler pişince 10-15 dakika içinde pişecekler. Pişince servis tabağına alacağım. Biraz daha su koyuyorum köftelerin üstüne geçecek şekilde. Ve ağzını kapatıyorum. 15 dakika pişme süresi var. Nardan aşı pişti, hazır. Şimdi servis için tabağıma alıyorum. Servise hazır. Afiyet olsun.